Merhaba. Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak Erdoğan rejiminin asla geri vitesinin olmadığının son örneğidir. Egemenlerin oyununa gelmemek gerekir. Yok efendim 2013'teki tweetlerden hapis cezası verilir mi? Yok efendim herkesin eski laflarını yargı konusu yapsak AKP'liler hapsi boylar. Yok efendim yatarı yok cezaevine girmesiyle çıkması bir olacak filan. Kitabın ortasından konuştuğunu zannedenlere ne diyeceksiniz peki? Filanca'yı alırlarken ses verseydiniz bugünlere gelmezdik. Şuna buna kayyum atadıklarında neredeydiniz? Aha da böyle tek tek düşürüyorlar sıra Ekrem Bey de vesaire vesaire. Dikkat edin başlarken Kaftancıoğlu'na siyasi yasak dedim. Hapis cezası demedim. Yargıya hükmeden iradenin kini öyle büyük ki, İçeri tıkmaktan ziyade siyaset sahnesinden kazımak istiyor. Amaç Kaftancıoğlu'nu cezaevinde yatırmak değil. 5 yıl boyunca sahadan silmek. Bu 2019'da İstanbul'u kaybeden sarayın içini soğutur mu peki? 5 yıl sonra bakarız. Herkes her şeyin farkında ve biliyor. Erdoğan rejimi de sürpriz yapmıyor. Gel gelelim tepkilere bakıyorsunuz aynı ezber. Nasıl laf sokarım, nasıl nispet yaparım, nasıl kendime pay çıkarırım, bunu kullanıp filancaları nasıl gömerim filan. Cesaret bulaşıcıdır. Toplumun tüm bileşenlerinin ayağa kalkması zamanı geldi geçiyor. 100 kişi toplansın tek tek toplarlar. 1000 kişinin üzerine gaz sıkıp dağıtırlar. 10 bin değil, 100 bin değil, 1 milyon kişi çıkıp beni de al diye haykırmadıkça egemenler durmaz durmamış. Erdoğan'ın sarayı terk etmek gibi bir düşüncesi yok, hiç olmadı bu. Çok iyi bildiği aynı yöntemleri uyguluyor, vites artırarak devam edecek. Canan Kaftancıoğlu'na desteğe kaç kişi gitti bilmiyorum ama emin olun doğrudan saraya çalışan bir ekip oturup tek tek saymıştır. İki şey için, toplanan kalabalığın büyüklüğüne bakıp sıradaki hamleye karar verecek, iki, ileride suçu suçluyu övmekten işlem yapacak. Üçüncü şık yok. Kalabalık yeterince büyük değilse tek tek ifadeye çağrılacaklar. Savcılar harekete geçmiyorsa bilin ki karşılarında onları ürkütecek kadar büyük bir kitle vardır. Hatırda tutun. Erdoğan yeni Türkiye liderlerini yarına hazırlıyor. Önce Demirtaş, şimdi Kaftancıoğlu.